koltuk sitasımayla kendimizi dışarı attık. Ayşegül Savcı, Van'da görev yapan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi yetkililerinden. Ayşegül Savcı, depremzedelere yardım etmek için canla başla çalışıyor. Fakat bu azimli çalışmaların arkasında büyük bir özveri de var. Çünkü Savcı, bir yeğenini depremde kaybetti. Abimi gördüm. Hemen enkazın üstünde duruyor. Ona koşmaya çalışıyorum. Abi diyorum. Ben de enkazın içine girdim. Abi dedim. Ses yok mu dedim. Yok dedi. Yeğenimin ismi Havva. Bağırıyorum işte. Havva. Sesimi duyuyor musun alacığım? Ama ses alamıyoruz. Sağlık çalışanlarının görevlerini yaparken aldıkları resimleri gösteren bir vakada Çoruk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisinde yaşandı. Kırım kokulu bir hastanın kanını alırken enjektörün kolunu çizmesi sonucu hastalık mikrobunu kapan hemşire Nazlı Yazıcı, 2 gün sonra kötüleşti ve Ankara'ya sevki yapıldı. Sabah her kalktığım zaman, yastıktan başımı kaldırdığım zaman hep aklımda, yani hiç aklıma çıkmıyor. Eşim Nazlı öldükten sonra Trabzon'a gittim. Trabzon'da çalıştım bir süre. Biz bir aileydik. Şimdi bir aile yok. Hastanesinde çalışan hemşire Sevilay Erkan aldı. Kızımla birlikte albümleri bazen karıştırırız. Nerelere gitmişiz ve eskiye dönüp bakarız. Üzülüyorum işte. Sağ olduk. Gözümü açtım ki ben felç olduğumu öğrendim. O anda işte hayatımın değiştiğini anladım.